Çok kısa konuşacağım. Biliyorsunuz ki 6 Şubat Salı günü depremin yıl dönümü. Büyük acılar yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Milletvekilleri, 130 milletvekili, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya deprem bölgesinde olacağız. Ama bugün bir şeyi ortaya koymak istiyoruz. Deprem bu saydığımız iller dışında, büyük şehirler dışında başka illere de büyük hasarlar verdi. Bunlardan birisi de Niğde'ydi. Niğde'de 28 tane ağır hasar alan bina vardı. Belediye ve iktidar söz vermişti. 28 tane evi yapacaktı. Niye bugün vatandaşlarımız buraya geldi? Niğde'deki 28 tane binayı bile yapmaktan aciz, insanları sokakta bırakan bir iktidar var. Ben Genel Başkan Yardımcımız, Niğde Eski İl Başkanımız Erhan Erdem'e sözü vereceğim. Daha sonra tüm mağdurlar adına bir Niğde'li yurttaşımız konuşacak, anlatacak. Çünkü ne Hatay'da, ne Maraş'ta, ne Malatya'da, ne Gaziantep'te, ne de Niğde'de sorunların hiçbiri çözülmedi. Bu kış günü insanlar sokakta. Biz Salı günü dediğim gibi depremin en ağır hissedildiği, yaşandığı bölgede 130 milletvekili olacağız. Ama çevre illerde, Niğde gibi illerde zarar gören, sokakta kalan, hala evleri yapılmayan yurttaşlarımızı da unutmadık. Onları da bugün mecliste misafir ettik. Ben sözü önce Sayın Genel Başkan Yardımcıma, daha sonra da değerli hanımefendiye vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, büyük iller, depremi çok ağır yaşayan iller harici, Niğde'de de depremi şiddetli şekilde hisseden iki mahallemiz oldu. Çayır Mahallesi ve Şahinali Mahallesi. Bu mahalleler afet kapsamı içerisine alındı. Sayın Grup Başkan Vekilimizin de söylediği gibi 28 bina, bağımsız 300 bölüm, daire ve iş yerleri olmak üzere ağır hasarlı ilan edildi. Ve orada sözler verildi merkezi hükümet tarafından. Evlerinin yapılacağı, konutlarının ailelere teslim edileceği, kira yardımı yapılacağı şeklinde ancak buradaki vatandaşlarımız kiraya çıkmalarına rağmen hem kira yardımlarını tam olarak alamadılar, hala işlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var. Hem kira ödeyip hem ailesini geçirip hem de bu arada işsiz olanlar var, zorlanmaktadır. Biz merkezi hükümetten Niğde Belediye Başkanı'nın verdiği sözlerin bir anca tutulmasını istiyoruz. Şimdi mağduriyet yaşayanlar arkadaşlar yanımızda. Belgin Hanım bu işin önderliğini yapıyor. Size gerekli konuları izah edecek. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremi Niğde'de en ağır şekilde yaşayan insanlardan bir tanesiyim. 6 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar bizi kimse insan yerine koymadı, ilgilenmediler, kapımızı çalmadılar, halimizi sormadılar. Bu tarihten sonra bir kere halimiz soruldu. Şu anda da verilen sözler tutulmadı. Evet, kira yardımını alıyoruz. Ama onun dışında yapılması gereken hak sahipliği evlerinden hiçbir ses yok. Bir yılda bir çivi bile çakılmadı. Belediye başkanıyla görüşme talep ediyoruz, bizimle görüşmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na rica ediyorum. Niğdeli depremzedeleri görsün. Küslerle barış sağlayacağım diye açıklama yapıyor. Niğdeli depremzedelerle de barış sağlamaya gelsinler. Biz zor durumdayız. Bizi insan yerine koymuyorlar. Herhangi bir siyasi parti gütmüyoruz. Bütün partilere duyuruda bulunuyoruz. AK Parti milletvekiline de, MHP milletvekiline de yaptığımız her toplantıda duyuruda bulunuyoruz. Kesinlikle bizimle bir irtibata geçmediler, görüşmüyorlar, insan yerine koymuyorlar. Biz derdimize çare arıyoruz. Bu sırada depremden sonra eşyamızı taşıyan insanlar eşyalarımızı çaldı. 24 Şubat'tan bu yana emniyete verdiğimiz dilekçelere bir cevap bile alamadık. Sayın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na da sesleniyorum. Eşyası çalınan insanların derdine de bir çözüm bulun. Depremzedeler perişan halde. Biz evlerimizi istiyoruz. Kanunların bize verdiği haklarımızı istiyoruz. Çaresiziz. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar sesleniyorum. Niğdeli depremzedeleri gelip bir görsün.
Niğdeli depremzedeler için ne yapılmış? Biz depremden sonra bir tas çorba görmedik Niğde Belediyesi'nden. Bunun yanı sıra fakir fukara fonuna gönderdiğimiz ihtiyaç sahipli arkadaşlarımız Hatay ve Adıyaman'dan gelenlere yardım ediyoruz diyerek geri çevrildi. Yine diyorum, herhangi bir siyaset gütmüyoruz ama muhalefet partilerinden yardım istiyoruz. İki seçili vekilimizi de bir kere depremzedelerin yanında görmedik. Biz Sayın Cumali İnce'yi de Sayın Uzkurt'u da yanımızda istiyoruz. Bizim vekillerimiz olarak gelsinler depremzedelere Niğde'de destek versinler. Biz adam yemiyoruz. Bizim ihtiyacımız var. İnanın çok zor durumdayız ama bizimle ilgilenen kimse yok. Kime sesleniyorsak kapıları kapatıyorlar, bir yerlere saklanıyorlar, bizi görmezden geliyorlar. Buraya da derdimize çare bulmak için geldik. Biz AK Parti ve MHP milletvekillerine de seslendik ama her nedense bizi yok saydıkları için CHP milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. Bize destek verdiler, konuşmamızı sağladılar. Diliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmadan sonra Niğdeli depremzedelere de bir el atar. Çaresiziz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.